Merhaba sevgili Bahçıvan'ın elinden program izleyicileri. Sizleri Ankara Ayvalı Sera'dan en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Artı şeklerin güzelliğini, görselliğini gönderiyoruz. tahmin ediyorum severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir bahçıvanın elinden programında yine çiçeklerin hakkında elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar sizlere bu bitkiler hakkında bilgi vermeye devam ettik edeceğiz siz bizi izlediğiniz takdirde. Evet bugün yine bahçe masamız rengarenk cıvıl cıvıl her renkten aşağı yukarı masamızı süslemeye gayret ve çaba gösterdik. Ama bugün sizlere çok farklı bir bitkiyle e, açılış yapacağız. Çiçekçilerde veyahut da çiçek pazarında hiç mi hiç görmedim. Ama e, ortamda dolaşıyor elden ele elden ele. Herkes bir yerden gittiğinde veyahut da gördüğü yerde koparıp hemen çoğalması da çok kolay. E, hemen biraz tüy vereyim isterseniz. ismi e, komşu çatladan. <laughs> Öyle değil. Yani 12 ay sürekli üzerinde çiçeğini barındıran. Kohlera isminde ve e, Japon küpesi olarak da bilinen bir bitkimiz. Evet, e, biraz çok nazik şöyle iki tane e, şeyini getirdik. Kameramanlarım tam net olarak gösteriyordur. Bu bitkiden enine boyuna e, anlatacağız. Çünkü adı üstünde komşu çatladan. Neden? Çünkü her Gün, her hafta, her ay ve 12 ay üzerinde çiçeğini barındıran bir bitki. Bazı duyumlarda alıyorum. Benim işte Japon küpelim neden şey açmıyor diye. Onların da detayına gireceğiz. İşte bunun bakımıyla, efendim çoğaltılmasıyla çiçek açabilmesi için ne yapmamız lazım, evimizin neresinde durması gerekiyor, buna benzer bilgilerinin tamamını sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, henüz daha Türkiye'de bu görmüş olduğunuz renklerin e, şu an böyle bir kırmızı e, şey var ama Avrupa'da bunu biraz daha farklı hale getirdiler. İşte genleriyle oynayaraktan e, renk artımına gittiler. Ben işin doğrusu hani çok da aradım e, ki bunun bir e, şeyini bulalım diye işin doğrusu bunu da e, bir işte arkadaşımız e, temin etti. Sonra e, çoğaltmaya başladık. Artık e, belli bir seviyeye geldikten sonra da size e, tanıtımını yapalım dedik. Hakkında e, bilgi verelim dedik. Çünkü şunu bilin ki biz elimizden geldiği kadar e, sizlere bu konuda vermiş olduğumuz bilgiler çoğu zaman deneyler yaparaktan belli bir e, sonuç aldıktan sonra ben e, bu bitkinin ve hatta diğer bitkilerin bu zamana kadar her ne anlatmışsak onların hakkındaki bilgileri tamamıyla emin, kanaatim oluştuktan sonra sizlere takdim etmeye çalıştım, onların hakkında bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki her ortam, her iklim e, bitkinin e, yaşamasında bir etken. Dolayısıyla hani belki bizim yetiştirdiğimiz, anlattığımız tarzda bir bitki başka yerde farklı şekilde çiçek şey açıyordur veya farklı çoğaltma teknikleri vardır, farklı çiçek açma zamanları vardır. Bu da tabii ki iklimsel durumlara bağlı, bitkinin bulunmuş olduğu mekana bağlı. Onun için bazı hani çelişkili şeyler olabilir düşüncesiyle biz elimizden geldiği kadar bir bitkiyi anlatmadan önce bir bitkinin tamamıyla, geçmişiyle alakalı bir araştırma yapıyoruz, deneyler yapıyoruz ve ondan sonra e, bitkimizin hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet, kohlera dediğimiz, komşu çatladan, Japon küpesi de diye adlandırdığımız bu bitkinin yaşam kriterleri nedir? Önce onu bir anlatalım. E, çok aydınlık bir e, yer istiyor ama direkt güneşi sevmiyor. Aşağı yukarı Afrika menekşesiyle ee, üç aşağı 5 yukarı aynı şartlara e, e, gerektiriyor bu bitkinin yaşaması için. Tek bunun farkı biraz daha boylu olması, e, yani uzayabilmesi. Bu bitkinin bir defa dediğim gibi direkt güneşten uzak tutacağız ama aydınlık e, bir bölgede olacak. Yani güneye bakacak penceremiz, e, güneye bakan penceremizde e, o tarafında olması gerekiyor bitkimiz. Ama cama çok yakın olmayacak ve direkt güneş ışını üzerine yansıdığında e, aşağı yukarı şurada size gösterebilirim. Kameramanım yakından gösterirse şöyle yanıklar oluyor. Bu da e, kavrulup bir nevi e, tamamıyla bitkinin ölmesine sebep, yapraklarının ölmesine sebep oluyor. Dolayısıyla da yaprak ne kadar kaybedersek bitkinin görüntüsü o kadar e, kötü oluyor. Dolayısıyla bunu dökmemesi için, yapraklarını dökmemesi için güneşten uzak tutacağız. Güneşten ciddi anlamda etkilenmeyecek. Bir ikincisi, aynen dedim ya Afrika menekşesinin yaşam kriterlerine çok benzerliği var. Sulama yaparken yapraklarına su değdirmemeye çok çok e, azami önem göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yapraklarına su değdiği zaman da bu lekeler e, oluşmaya e, başlıyor. Gördüğünüz gibi e, arka kısmı farklı bir tüylü bir yapra yapraklar var ve e, üst kısmında e, farklı bir renk yani alt kısımla üst kısımdaki renk dokusu e, farklı. Bu dediğim gibi sürekli çiçek açtığından dolayı e, sürekli çiçek açması için de buna yardımcı olabilmemiz için işte e, üzerindeki bu e, geçmiş çiçeklerini Almamız gerekecek. Suyunu çok fazla e, yani sürekli böyle e, toprağa çok da nemli olmayacak. Ama çok da kurutmayacağız bitkimizi. E, kısacası bunun içinde çok az bir e, şey var. E, kökleşmesi çok az bu bitkide. Çok bir iki kökle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla da onu da fazla su verdiğimiz zaman o kökleri de kaybetme ihtimali çok çok yüksek oluyor. Dolayısıyla çok geçirgen toprak olacak. Sıkı bir toprağı hiç sevmiyor bir bitkimiz. Geçirgen toprak esnek işte torf dediğimiz bu tür bir toprakla bu bitkimizin yaşamını sürdüreceğiz. Dolayısıyla da dediğim gibi suyunu çok idareli vereceğiz. Kireç oranı çok sıfır olacak. Dinlenmiş oda sıcaklığında bir Su vermemiz gerekecek bitkimize. Hani bunu her zaman e, söylüyoruz. Bitkinin yaşaması için üç neden var. İşte hepsi e, birbiri kadar çok önemli. Su, e, güneş ve e, toprak. Bunlar kesinlikle bitkinin e, olması gereken. E, bunlar olmadığı takdirde biri eksik olduğunda mutlaka bitkimizin istediğimiz e, sonucu elde edemiyoruz. Isı durumu aşağı yukarı 18 e 22 derece arasında e, bu yaz işte ilkbahardan yaz dönemine kadar kış aylarında da e, kesinlikle 5 derecenin altına ya yani oraya kadar getirmiyoruz. Getirdiğimiz zaman da bitki bir e, buruşma meydana geliyor. Dolayısıyla da tabii ki çok da soğuk olduğu zaman e, sonuçta iç mekan bitkisi hızlıca kaybediyoruz. Ya yani benim size önerim mümkünse kış şartlarında da 10 derecenin altına kadar düşme. ya yani 10 dereceye kadar istediğimiz yerde muhafaza ederiz. Ama onun altına düştüğümüz zaman bitkimizde bir sıkıntı meydana geliyor. Nemli ortamdan biraz daha hani çok da nem ihtiyacını şey yapmıyor ama dediğim gibi çok aydınlık bir bölgede olacak. Eğer ki gölge kısımlarda oluyorsa bitkimiz yine yaşamını sürdürüyor. Ama burada ne yapıyor? Şu... Aradaki, yaprak aralarındaki mesafeler uzuyor. Bu işte sadece kohlera bitkisi için geçerli değil. Herhangi bir bitkimiz uzun süre gölgede kaldığında mutlaka yaprak aralarında seyrekleşme olacaktır. Mesafe e, uzayacaktır ve yapraklar çok cılız ve cansız büyüyecektir. Burada hani e, şunu söylüyoruz, bitkilerin bütün yaşaması güneşten almış olduğu enerjiyi biz buna fotosentez diyoruz. Dolayısıyla yaprak pastasıyla alıp gövdesiyle toprağa indirip orada adeta bir santral görevi yapıp aşağıdaki topraktaki mineralları hazırlayıp tekrar e, bitkiye e, verme söz konusu. Onun için bitkilerimizin fotosentez olayı, güneş ihtiyacı olayı çok çok önemli. Bunlar olmadığı takdirde zaten ne çiçek açtırabiliyoruz ne e, sağlıklı yaprak alabiliyoruz. Evet. Ee, güneşi söyledik ısısı dediğim gibi işte 18-22 derece arasında kışın mümkünse 10 derecenin altına düşmememiz gerekecek. Sürekli çiçek açmasından bahsetmiştik onun için hani e, bir kış döneminde biraz hani belki havalar böyle soğuk falan olduğunda biraz bitki hani belki biraz kabuğuna çekilip bir dinlenme e, molası verebiliyor. E, dolayısıyla da orada da bir çiçeksiz dönem Bazen hani eğer ki istediğimiz şartları oluşturuyorsak ısıydı e, efendim güneşti e, o zaman yine bitkimiz e, hani Primola diye halk dilinde altlandırdığımız 11 ay çiçek açar hesabı var. Ama o bu kadar değil tabii ki. Bu yine dediğim gibi bu mevsimde çiçek açıyor. Ve bitkimizin e, toprak değişimi biraz sıkıntılı dediğim gibi çok az bir e, kök yapısı olduğundan dolayı yani Saksının içini dolduracak her yılda toprak değiştirme ihtiyacı yok. Yani çok öyle alt şeylerle tutunan bir e, bitkimiz. Dolayısıyla da yani iki yılda bir toprağını mümkünse değiştirebiliriz. Değiştirirken de çok dikkat etmemiz lazım ki mevcut toprağı dağıtmamaya çalışalım. Hani e, özet olarak mümkünse toprak değişimini çok sık yapmayın. Hani Bitkimizi suladıkça içindeki besin tabii ki yok oluyor. Dolayısıyla da biz burada bitkimize dışarıdan topraktaki besin elementlerini hani toprağa yenilemeden öyle sağlarsak belki bitkimizi daha sağlıklı elde tutabiliriz. Bitkimizin duruş pozisyonu mutlaka askılı bir pozisyonda olacak ve bağlamamız gerekiyor bitkimizi. Bitkimizi kendi haline bıraktığımız zaman kendi halinde durmuyor. Dolayısıyla da kırılıyor. Onun için bunu mutlaka sabitlememiz lazım bitkimizi veyahut da asıp şu şekilde bitkinin kendi doğal bir şekilde büyümesini sağlayabiliriz. Bu da e, önemli tabii ki bitkinin duruş şekli. Dediğim gibi bitkimizi ya asılı tutacağız veyahut da duruş yeri yüksek olacak, aşağı doğru kendiliğinden serpilecek. Özet olarak ne demiştik? Bitkimizin yapraklarına su değdirmeyeceğiz. Direkt güneş ışığından uzak tutacağız. Ama aydınlık yerde e, tutacağız. Suyunu çok fazla vermeyeceğiz ama kurutmayacağız da. Bunu e, mutlaka yapmamız lazım. Sulama yaparken hani bitkimizin e, yapraklarına su değdirmemeye dikkat edeceğiz. E, değdirdiğimiz zaman eğer ki güneşe çok yakınsa hani çok çabuk bir etki yapıyor bu yapraklarda lekeleşme oluyor. Ama biraz daha güneş direkt üzerine yansımıyorsa e, orada bir mercek görevi yapmıyorsa dolayısıyla... Çok az bir nem, çok fazla başta da söyledim, nem ihtiyacı çok fazla istemeyen bir bitki. Bu şekilde de Kohlera, Japon küpesi ve komşu çatladan bitkimizi bu şekilde barındırabiliriz. Bir de tabii ki üretimiyle alakalı bitkimizi ne yapıyoruz? Bitkimiz çok basit bir şekilde üretimi çok basit, iyi bir hani şöyle işte. Perlit olabilir. Veyahut da işte kullandığımız nedir? Torf olabilir. Bunlar ama çok sıkı bir toprak değil. Kum, perlit ve torftan oluşan herhangi bir maddenin içerisinde bitkimizden rahatlıkla çelik elde edebiliriz. Şimdi inanın keseceğim ama <laughs> bir tane sizin için biraz da bakayım şöyle çiçeksiz bir şey olan diye. Ee, dediğim gibi çok basit e, tutma e, özelliği var bitkimizin. Valla şimdi şuradan bir tanesini alacağız sizin için. Ee, şurası biraz daha fazla. Evet şuradan aldık. Gördüğünüz gibi e, yakinen e, görebiliyoruz. Burada çelik yaparken e, bitkimizin bu bütün bitkiler içinde geçerli tabii ki mümkün olduğunca yapmış olduğumuz çelik üzerinde e, fazla yaprak barındırmıyoruz. Sadece uç kısımda iki eğer ki çok büyük küçükse e, dört tane bırakabiliyoruz. Dolayısıyla biz hep şunu öneriyoruz diyoruz ki işte biz bir çelik yaptığımız zaman bu bitki gövdesindeki suyla, burada bir çelik köklenme oluşumunu sağlayacak. Eğer biz burada fazla bir yaprak bırakırsak bu şu mesafedeki bitkinin çelik üzerindeki suyu buradaki yapraklar da paylaşacak. Dolayısıyla burada ne yapacak? Köklenme belki olmayacak ve de gecikecek. Hani biz diyoruz ki şu bitkimizin çelikle yaptığımız zaman köklenmesi azami 4 hafta ee, bu şeyde. Eğer ki bu, bunun üzerinde fazla bir yaprak sayısı bırakırsak, hani biz burada kohleranın çeliğiyle ilgili anlatıyoruz ama, bu yapraklı bitkilerin tamamı için geçerli. Her ne yapraklı bitkilerden çelik yaptığımız zaman, mümkün olduğunca üzerinde e, yaprak sayısını sıfıra indirin. Yani çok az bir yaprak sayısı kalsın. Dediğim gibi burada köklenme yaparken, dolayısıyla buradaki yaprak da, bu bitkinin gövdesindeki suyu paylaşacak. O zaman buradaki köklenme gecikecek. Bunu da unutmayalım. Ve bu şekilde yapmış olduğumuz bir çelikten, kohleradan rahatlıkla şöylece gördüğünüz gibi bu sadece perlit. Perlitin içine yerleştirip etrafını parmağımızla sıkıştırıyoruz. Ve e, nemlendiriyoruz. Nemlendirdikten sonra da e, bitkimizin e, köklenmesini bekliyoruz. Burada zaman zaman size bu tür e, kaplarla köklenme yaparken üzerine tekrar işte bu e, içtiğimiz su e, damacana e, kutusu ve da işte, e, pet şişesi ne yapıyorduk? Üzerine de biz e, kapatıyorduk ve orada nemlenip bitkinin daha çabuk köklenmesini sağlıyorduk. Ama bu kohlera için geçerli değil. Kohleranın üstü mutlaka açık olması gerekiyor. Eğer ki biz bunu kapattığımız zaman aşırı bir nemden dolayı dedim ya bu bitkimiz hani biraz daha e, tüylü yapraklı olduğundan dolayı nemi sevmeyen bir bitki. Eğer ki biz bunun çeliği yapıp üzerinde diğer size yapmış olduğum sunumlarda göstermiş olduğum alternatifi kullanırsak burada e, istediğimiz e, çeliklenme oranını sağlayamayız. Onu da unutmayalım. Ve bu şekilde bir köhlera bitkisinin bir de e, yine e, tabii ki onu da unutmayalım. İçinde çok e, küçük bir e, yumrular oluşuyor. Yani bitki yaşlandıktan sonra e, ölmeye yüzü tarken sanki orada ufak ufak böyle bazılarının doldu bazılarının dolmadı. Ee, yumrular yani bir nevi soğan gibi çok küçük böyle e, soğanlarda oluştu yumrularda oluşturup ve oradan da toprağa temas ettiği takdirde e, orada bir filizlenme söz konusu e, dolayısıyla ama en güzel pratik yönü bitkimizin e, nedir çelikle üretimi dediğim gibi çok e, uzun ömürlü olmayan bir bitki. Bunun devamını sağlamamız için mutlaka bu bitkiyi yetiştirirken yanında da şöyle bir e, yani üretim için hazırlığımız olacak. O kayboldukça böyle e, sürekli e, bu bitkinin var olmasını, çiçekli olmasını, evimize renk vermesini istiyorsak hem sizin vakit vakit geçirmiş olacaksınız, hem de bir meşgaleniz olacak ve de her gelen e, komşunuz ya bu çiçeğe neden böyle sürekli çiçek açıyor? Bizimki niye açmıyor diyecek. Bir de hani niye sürekli, neden bazılarının çiçek açmadı söz konusu oluyormuş. Yani geç çiçek açtığı söyleniyor. Dediğim gibi eğer ki aydınlık bir bölgeden uzak tutarsak, gölgeye doğru, güneşe biraz daha bitkiyi uzaklaştırırsak, dolayısıyla orada bitki çiçeklenmesini geciktiriyor. Bir ikincisi de bitkilerimizi Mümkünse sabit yerlerde tutalım. Yerlerini sık değiştirdiğimiz zaman bitki mutlaka çiçek açmasını bir şekilde engelliyor, geciktiriyor. Dolayısıyla da burada işte e, üreticimiz paneye kapalıyor. Ya diyor ki işte e, komşudaki aynı çiçek çek açıyor, bizimki açmadı e, deniyor. O zaman da üzerine aşırı bir yüklenme oluyor. Ya fazla su veriliyor, ya fazla besin veriliyor. Habire sık sık yerleri değiştiriliyor. Şunu unutmayın. Eğer ki yani bir almış olduğunuz bitki tabii ki e, sizin ev ortamına gelmeden önce farklı bir ortamlarda yetişiyor. Dolayısıyla da eve geldiği zaman, ofise geldiği zaman bu ister istemez o hale geldiği yaşam ortamından uzak kalıyor. Ve sizin ev ortamınıza alışana kadar bitki bir müddet yaprağını döküyor, üzerinde şey varsa onu döküyor. Ve e, siz de bu arada bunu defalarca söylüyorum çünkü... Biz defalarca bu konuyla ilgili şeyler alıyoruz, cevaplar, sorular alıyoruz. İşte bitkimiz ben şeyimi aldım, bu bu haller oluyor. Çiçekçi de şu haldeydi de bizde niye böyle oldu? Evet doğru. Çünkü çiçekçiye şiçekçi gelen bir bitki çok farklı koşullardan geçerekten suyu farklı veriliyor, besini farklı veriliyor, ısısı farklı veriliyor. Yani bizim ev ortamıyla... Bitkinin yetişmiş olduğu ortam bir, bir bambaşka bir dünya. E dolayısıyla bitki buraya geldiğinde mutlaka o ortama alışana kadar işte e, bir takım tepkiler gösteriyor. Dediğim gibi yaprak döküyor, çiçek döküyor. Ama siz bu arada panikleyip tutup bitkinin üzerine yoğunlaşıp aşırı gübre vermek, aşırı sulamak, habire bugün şu pencerenin önünde dursun. Bir hafta öbür odaya götüreyim gibisinden bu tür bir e, arayış içine girerseniz e, maalesef bitkinizi e, tamamıyla kaybetmiş olursunuz. Onun için benim sizden istihamım önce bitkiyi sevin, konuşun ve oda sıcaklığında su verin, bitkiye güneş alması için güney pencere kısımlarına koyun. Tabii ki biz burada bitkilerimizi anlatırken de hangi bitkinin nerede duracağını. Ee, hangi pencere tarafında küneydi, güneydi, güneydi, kuzeydi, bunları illaki sizlere hatırlatıyoruz. Ama e, kohlera bitkimiz güney tarafta duracak. Onun için bunu da unutmayalım. Dolayısıyla hani dedim ya şey açmayan bitki için ne yapmamız lazım? Mümkünse bitkinizin yerini sabit tutun, bekleyin. O mutlaka size e, çiçek verecektir. Tabii arada sırada bir halini hatırını sorun. Hani bunları yabana atmayın. Ben bunlara çok şahit oluyorum. Bitkilerle konuştukça bitkilerimizin yüzü bize gülüyor, çiçek veriyor, yaprakları güzelleşiyor diyenlere şahit oldum. Siz de deneyin. Ee, yani bitkilere küsmeyin, bitkileri de küstürmeyin diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Kısa bir ara. İzlemelerin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an masamızda farklı bir bitkiyle karşınızdayız. Evet, e, şu anki e, yapmış olduğumuz dönemler tabii ki ilkbahar, e, yaz artık havaların yoğun olarak sıcak olduğu bir bölge e, mevsime girdik. E, kameramanlarım göstermişti, şurada e, bonsailarımız var. E, bir tabak içerisinde, içinde... E, Şöyle görebiliyoruz detay olarak. Gördüğünüz gibi şunun içinde su var. Artık havaların sıcak olduğu bir dönemlere girdik. Dolayısıyla da işte bu e, önümüzdeki aylarda bu ısı gittikçe artacak. Bitkilerimizin biliyorsunuz e, ihtiyacı %90 şey, nem. nemi çok seven e, iç mekan süs bitkileri. Bunu sağlamamız için Mümkünse bitkilerimizin yoğun olduğu bir alanlarda böyle bir tabaklar üzerine işte doğal ha biz burada sadece bir tek renk taş kullandık ama siz bunu renklendirebilirsiniz. Doğal taşlarla da böyle bir kap içerisine doldurmuş olduğunuz taşların içerisine su doldurarak bitkilerin yakınlarında tutup oradan bir nem ihtiyacını sağlayabilirsiniz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer ki tabii ki bu çok çok bitkilerimiz için önemli. Artı her zaman söylediğimiz gibi yine bitkilerimizin yapraklarını ne yapıyoruz? Kiretsiz suyla mutlaka en azından haftada bir de olsa bunu yapın ki bitkilerimizin yaprak gözenekleri hep açık kalsın. Burada bitkilerimizin haşeriye maruz kalmaması için bir takım hani... E, kimyasal ilaç kullanma ihtiyacı doğmaması için zaman zaman ayda bir dosun bitkilerimizi nemlendirirken bir litre suya bir yemek kaşığı arap sabunu karıştırıp güzelce e, o temiz berrah içinde klor olmayan efendim e, kireç olmayan suyla karıştırıp ayda bir de olsun bitkilerimizin bilhassa geniş yapraklı yaprak aksamı fazla olan bitkilerimize sıkaraktan orada bitkilerimizi hijyenik tutarız. Bir takım haşerilerden uzak tutarız. Dolayısıyla biz burada hani bitkilerimizin nemlenmesi için, nem ihtiyacını sağlaması için bunu öneriyoruz. Ki bunu sık sık yapın diye. Neden? Çünkü ev ortamında mutlaka bitkilerimizin yapraklarında bir toz tabakası oluyor. Eşlerimiz bunlara çok iyi bilirler. Televizyonu iki gün silmesen bir şöyle parmağınla geçtiğiniz zaman bir toz tabakasının olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla aynen bu bitkilerde bu şekilde ev ortamında biz hareket ettikçe mutlaka bir toz tabakası kalkıyor ve oluşuyor. Bu da ne yapıyor? Bitkilerimizin yaprakları üzerine temas ediyor. Bunu bu şekilde dışarıdan bir püskürtme yoluyla yapmadığımız takdirde arada sırada dediğim gibi arap sabunu karıştırıp bir bitkimizin o yapraklarını temizlemediğimiz sürece yaprak üzerindeki gözenekler tamamıyla kapanıyor ve bitkimiz hava almada, nefes almada kesinlikle zorlanıyor. O zaman da ne yapıyor? Programın başında reklamlardan önceki söylediğimiz gibi işte çiçek açmadı. Evet, bitkinin ağzı gözü kapanmış oluyor. Nefes yollarını kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla bu arada daha biri alttan su veriyoruz. Bitkinin ağzı gözü her yerini kapatıyoruz. Ki ondan sonra biz bu bitkiden çiçek bekliyoruz, yaprak bekliyoruz, görsellik bekliyoruz. Bu da e, buradaki bir takım işmalkarlıklardan kaynaklanan doğan bir hadiseler. Onun için bitkimizin nem ihtiyacını sağlamamız için böyle bir sistem uygulayabiliriz. Alttan doğal olarak e, nem ihtiyacını giderir. Üst taraftan da en az haftada bir bitkilerimizin yapraklarını bu şekilde püskürtme yoluyla Nefes almasını sağlarız. çünkü sıcak dönemlerde bitkiler aşırı derecede alttan vermiş olduğumuz suyu terleme yoluyla kaybediyor. Bunu da mutlaka sağlamamız gerekiyor. Yine burada bir size e, önerimiz olacak. Hani zaman zaman e, bu e, taşlar içerisindeki su durdukça bir e, orada bir e, kireçlenme olacak, suyun rengi değişecek, taşların özelliği gidecek. Ne yapacaksınız? İşte bir küçük çamaşır suyundan kendi özel kapağıyla çok küçük bir çay kaşığı eee fazlalığında çamaşır suyu koyaraktan oradaki e, taşların e, yosunlaşmasını, e, renklerinin değişmesini önlersiniz. Ve yine evimizde her zaman bulundurduğumuz mutfağımızda sirke bir e, tatlı kaşığı işte 2 litrelik bir suyun içerisine koyup orada suyun kireçlenmesini önleyebilirsiniz. Bunlar da size e, bir takım pratik bilgiler. Bir de bonsai sevenler için tabii ki burada onu da hemen anlatmış olalım. Bonsai sevenler için de bonsai biliyorsunuz ağaçlardan dış mekanlarda yetişen ağaç kökenli olan bir bitki. Mümkünse yaz aylarında da bitkimizi ağaç altında kuzey e, balkonlarımıza çok hani şey olan direkt güneşe değil e, koyaraktan bitkilerimizin yazın dışarıda daha rahat büyümesini sağlayabilirsiniz. Evet, biz bir bitkiyle başladık ama onu anlatmadan bir başka e, konulara girdik. Gardena, evet çok sevdiğiniz kokusuyla muhteşem bir çiçek. Ya, ya çok özür dilerim hani e, biraz şöyle çiçekli bir dönemine denk getirelim dedik ama e, çiçekliyken zamanımız olmadı. Şu anda da bazı bilgiler almıştık bu konuyla ilgili anlatılması için. Bugün gardana anlatalım dedik diğer bitkilerle birlikte. Kardana bitkisi biliyorsunuz çok nemli, ortamı çok çok seven bir bitki. Aydınlık ama bilhassa yaz dönemlerinde yaprakları kavrulmaması için, yaprakların güneşten etkilenmemesi için bunlar mümkünse ağaç altlarında aslında Akdeniz bitkisi. Ormanlık alan bitkisi, nemin çok yoğun olduğu bir bitki. Ee, bazı işte üreticiler mesela bu bitkilerimizi yetiştirirken gölgelik oluşturaraktan, güneşin şiddetini kıraraktan bitkiye fazla güneşin etkisini yansıtmamak için bir takım e, güneş kırıcı paneller kullanılıyor, perdeler kullanılıyor ve bitkinin bulunduğu yer sürekli e, Buhar gibi nem üreten fiskelerle o ortam sürekli nemlendiriliyor. Çok böyle e, sistematik olaraktan yağmurlamadan da çok böyle sanki buhar gibi bir nem sağlanıyor bitkimiz için. Bu e, gardena bitkimizi kesinlikle böyle bir bilhassa yazlı ortamlarda nemini sağlamamız gerekiyor. Toprağa hiçbir zaman bitkimizin kurutulmayacak. Yani bir bitkimizi kuruttuğumuz zaman çok kırcal kökleri olması münasebetiyle bitkimizin o, o kök yapısı ciddi anlamda zedeleniyor. Gördüğünüz gibi eğer ki şu dış şeyde içinde de çok öyle e, ana e, şey kökler yok. Çok kılcal köklerden oluşan bir bitki. Dolayısıyla biz burada Kardena e, bitkimizi kesinlikle susuz bırakmıyoruz. Sürekli e, nemli olmasını sağlamamız gerekiyor. Toprağı nemli olduğu kadar da e, başta söylediğim gibi e, yüzeysel olarak yaprakları da e, sık sık nemlendirmemiz gerekiyor. Burada hani e, bir şey çok önem arzı diyor. Nem ve su. Bunu iyi sağlamamız gerekiyor bitkide. Burada da bunu sağlarken. Kesinlikle bitkimize vereceğimiz suyun içinde herhangi bir kireç oranı yüksek ve da yani hiç olmaması, klor hiç olmaması gerekiyor. Bunu hiç sevmeyen, hassas çünkü biz bunu hani bitkimizi yani tabiri caizse bülbülü getirip kafeste yetiştirmeye çalışıyoruz. O da illaki vatanım diyor. Dolayısıyla biz bunu farklı bir ortamdan, farklı hiç karşılayamayacağımız, sağlayamayacağımız bir Ortama getirdiğimiz zaman mümkünse en azından suyuna dikkat etmemiz lazım. Bitkimizi bir nebze yani e, hani yarı gölge gibi bir mekanda tutmamız, direkt hani güneş ışınından kesinlikle bitkimizi uzak tutmamız gerekiyor. Ve e, bitkimizin gerçek ısı ihtiyaçları 16 ile 18 derece, kışında 12 derecenin altına. Düşürmememiz düşmemesi gerekiyor. Dediğim gibi su çok önemli. İlkbahar ve yaz dönemlerinde bitkimizi mutlaka sık sık sulamamız gerekiyor. Su verirken de toprağa çok geçirgen olup ve içinde suyun beklemediğine emin olmamız gerekiyor. Vermiş olduğumuz su bir şekilde tahliye olacak. Evet, burada tabii ki şu soru ister istemez sorulması gerekiyor. Çok sürekli Su verilen bir bitki çok fazla vitamin kaybeder, besin kaybeder, toprağa e, yavan kalır. Dolayısıyla biz bunu mutlaka dışarıdan e, en azından ayda iki defa da olsa bitkimize hem yapraktan hem de sulama yoluyla e, kaybolan besinini mutlaka sağlamamız gerekiyor. 18'de 22 18 16 18 20 derece arasında ısıya sahip. Kışın 10 derecenin altına mümkünse düşürmemeye gayret ediyoruz. Üretim olarak Aralık Ocak aylarında bu dinlenme süresi arasında bitkimizden çelik demin ki reklamlardan önce kohlerada yani yapraklı bitkilerde yapmış olduğumuz uç kısımlardan şey geçmiş uç sürgünlerden alabiliriz artı e, yan sürgünlerden alabiliriz. Bir de bitkimiz hani daha forumlu, daha e, iç kısımdan doldurarak e, büyümesini istediğimiz zaman 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 e, uç budama yaparak bitkimizin forumda olmasını sağlarız. Şöyle gördüğünüz gibi biraz dengesiz büyümeler var. Bunları da istediğimiz forma getirerekten e, bitkimizin yetişmesini sağlıyoruz. Burada bitkimizin e, dediğim gibi çiçeklenmek için ister istemez bir e, besin ihtiyaçlarını kesinlikle e, sağlamamız gerekecek. Burada hani şekli bitki olduğundan dolayı çiçeği ön planda e, olduğundan dolayı bitkimize mutlaka fosfor içerikli hani burada bir şey var. Ee, biz diyoruz ki e, işte azot bitkilerin gelişmesinde çok etken. Çünkü azot oranı yüksek bir e, gübreyi kullandığımızda önce bitkinin bir yeşil aksamını güçlendirmemiz lazım. Bir bitkiden şek alacaksak, kesinlikle işte meyve alacaksak, şek alacaksak önce bir bitkinin ilkbaharda e, işte İlkbaharda baharda çiçeklenmeye başlayan bir e, bitki yaz döneminde mümkünse zaman zaman çiçeklenme e, e, söz konusu olacak. Dinlenme dönemi kış döneminde bitkimizi hiçbir zaman bir besin mümkünse kullanmıyoruz. Dolayısıyla hani burada e, kış döneminde hem az su vermiş olacağız. Dolayısıyla da topraktaki nem fazla şey e, mineral ve de besin kaybı az olacağından dolayı Fazla bir besin ihtiyacı duymuyoruz. İlkbaharda bitki aktif olarak şubat ayından itibaren gelişmeye başlayacak. Dolayısıyla burada biz önce bitkimizin iyi bir yaprak veyahut da sürgün oluşabilmesi için azot oranı yüksek gübre kullanacağız. Ondan sonra bitki domurcuklanmaya veya da çiçeklenmeye hareketi içinde buna mutlaka bitkimize fosfor içerikli fosfor oranı yüksek olan gübreden verirsek burada bitki hem domurcuk sayısını fazlalaştıracak e, ve açmış olduğu çiçek uzun ömürlü olacak e, ve çiçeklerin kokusu berahlığı e, daha güzel olacak dediğim gibi böyle bir ilk önce bitkimizin e, ihtiyacı olan gelişmesi için azot içerikli gübre kullanıyoruz Ondan sonra fosfor e, e, içerikli Gübre kullanıyoruz ve ondan sonra potasyum, bunun üç karışımı ile ilgili e, gübrelerden. Artık teknoloji o kadar gelişti ki her gittiğiniz yerde her bitkiye göre e, mineral, besin maddesi e, bu bitkilerin gelişmesi için kesinlikle sağlayabilirsiniz. Ve bu e, şekilde bitkimizin besin ihtiyacını mutlaka dediğim gibi suyu fazla tükettiğinden dolayı da e, besin ihtiyacı çok fazla olacaktır. Bu şekilde de besin ihtiyacını sağlamamız için dışarıdan bu takviyesini yapmamız gerekecek. Peki bitkimizi hangi şartlarda, hangi mevsimde üretmemiz gerekiyor? Bunu da dinlenme döneminde, bilhassa e, biraz daha böyle ağacımsı yapısı olan bitkilerimizin e, dinlenme dönemi, artık e, Eylül-Ekim ayından itibaren dinlenmeye geçiyorlar. O esnada e, mümkünse, küçük hani ev ortamında mutlaka işte 18-20 derece sağlayabilecek bir mekan oluşturabiliyorsanız, deminki e, uyguladığımız bu tür bir e, imkanlarla rahatlıkla bitkimizin e, sürgünlerinden ama çok da hani e, yumuşak olmayacak. Yapmış olduğumuz e, çelik biraz hani sertleşmiş olacak. Dolayısıyla çok da ince taze olursa e, tutma şansı çok az oluyor. Biz şey yapıyoruz hani e, yapmış olduğumuz çelik şöyle e, bir büktüğümüz zaman hafif zorlandığını hissedersek biraz daha ağacımsı bir yapısı olursa e, yani kabuğu ağaçlaşmış olursa bunlardan rahatlıkla ne yapıyoruz? E, Aralık ayından Ocak ayına kadar işte bu iki ay süresi içerisinde çelikleme yapabiliyoruz. Ama e, bunların çeliklerin daha çabuk tutması için e, hormon içerikli tozlar var e, ve sıvılar var. Bunlara da temin edebiliyorsunuz. Ama ben bunlara bulaşmak istemiyorum. Doğal şartlarda e, bir takım bitkilerden çelik elde etmek istiyorum diyorsanız. Size her zaman önerdiğimiz gibi normal kömür külünden yani e, mangal olarak kullanmış olduğumuz odun kömürünün külünü e, bu kesmiş olduğumuz e, kısımlara temas ettirerekten e, bulaştıraraktan e, ne yapıyoruz İstediğimiz yere dikip ve orada e, bitkinin köklenmesini bekliyoruz bunun da aşağı yukarısı süreci e, 4-6 hafta arasında. Bitkilerimizde çelikleme kesinlikle yapabiliyoruz. Dediğim gibi böyle bir burada bir de farklı bir yapısı var baston şeklinde üretilmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde dizayn edilmiş ve aşağılardan budanaraktan bitkiye böyle bir yön verilmiş ve istenilen hani gül baston dediğimiz veyahut da buna benzer şeylerle. Böyle bir farklı e, bitki örtüsü e, yapısı hale getirilmiş. E, dediğimiz gibi direkt güneşten uzak tutuyoruz. Bitkimizi çok nemli ortamda sağlamamız gerekiyor. Bilhassa eğer ki bahçesi olan e, kişilere önerim. Bu bitkimizi rahatlıkla ağaç altlarında ama hani e, güneş görmeyen kısımlarda mutlaka oralarda barındırabilirler. Sık sık yapraklarını nemlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla besininizi vermeniz gerekiyor. Bu tür uç sürgünler bitkinin formu bozulmaması için uçlardan aynı bir bonzai bıdar gibi uç kısımlardan keserekten bitkimizi daha formlu büyümesini bu şekilde e, sağlıyoruz. Dedik ya üretimi çelikli oluyor. Ondan sonra çiçeklenmesi ilkbahardan e, belli bir mevsime kadar e, yaz döneminin ilk başlarına kadar bir ilkbaharda çiçeklenme oluyor. Ondan sonra çiçeklenme Sonbahara doğru da falan istediğimiz zaman eğer ki iyi bir bakım, iyi bir beslenme, iyi bir e, gübreleme yaparsak zaman zaman da e, bitkimizden çiçek alabiliyoruz. O güzelim kokulu çiçeklerini bize e, vermiş oluyor. Evet, böylelikle bu programda da iki tane bitkimizden e, anlatmış olduk. Umarım farklı bir programda diğer bir bitkilerle e, sizlerin karşısında olmak dileğiyle. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda, bir başka bitkiyle sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a ısmarladık, koça kalın.